Beni dinleyebiliriz. Oturalım mı anne? Oturun çocuklar, hadi oturun, tamam. Ne oldu, bahçeye mi çıkartacaksın bizi? Tatbikat mı yapacaksın? Ay oğlum hayır, sen komik de değilsin ki. Neyse ki komik olan zaten sizsiniz. Şevval Hanım, Sahap'ın kötü esprilerine alışkın sanırım. La oğlum, bana bulaşmadan duramıyor musunuz siz? Tatbikat iyi fikirmiş aslında. Benim hiç ders iyi resim yok ya. Vallahi benim de. Tamam artık, tamam. Bir sessiz olun, bir beni dinleyin. Şimdi bu sınıfta benim asla onaylamayacağım bir şey yapılmış. Çifte standart uygulanmış, ayrımcılık yapılmış bu sınıfta. Nasıl bir ayrımcılık hocam? E kızım, sen kuzenlerine kopya vermişsin, değil mi? Filiz Hoca da bunu görmüş, onların durumunu acıdığı için görmezden gelmiş, tekrardan sınav yapmış. Doğru mu hocam? Evet, doğru. Yani bu benim ve yönetimimizin asla kabul edebileceği bir şey değil. O yüzden üçünüz de sıfır aldınız. Hocam ama bu haksızlık. Çocuklar, ben yaptığım şeyin hala arkasındayım. Annelerini yeni kaybetmiş iki öğrencimi sınavdan muaf tuttuğum için de pişman değilim. Ve bunu bir hata olarak da görmüyorum. Ama içinizden bir arkadaşınız okul yönetimine şikayet etmiş. Evet hocam, o da benim. Çok matahmış gibi söylüyor bir de. Aferin kızım. Sen doğru olanı yaptın. Hakkını aradın sen. Ben Filiz Hoca'nın iyi niyetinin suistimal edilmesine asla müsaade etmem. İşte bu kadar. Hadi bakalım, iyi dersler şimdi size. Buyurun. Üzgünüm çocuklar. Yok hocam, siz üzülmeyin. Sizin yerinize utanması gerekenler var zaten. Ay çok utandım. Şimdi nasıl bakacağım ben sizin yüzünüze? Ay vah, ne yapacağım sevgili? Sen benim yüzüme bak sevgili. Boş ver. Tamam. Kafayı yiyeceğim ya. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.